Arkadaşlar bugün çok enteresan olacağını düşündüğüm bir uygulama başlatıyorum. Özellikle yeni mesleğe başlamış ziraat mühendisi meslektaşlarıma faydası olacağını düşündüğüm bir uygulama bu. Şimdi arkadaşlar bir seraya ya da bir bahçeye, bu portakal bahçesi, avokado bahçesi, mango olabilir, sera olabilir. Girdiğiniz anda nelere dikkat edeceğinizle ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Girdiğimiz andan itibaren en önce arkadaşlar girdiğimiz seranın mekanik durumuna bir bakmamız lazım. Yani seramız oturum şekline, ondan sonrasında kullanılan malzemeler, et kalınlığına kadar belki bilemeyiz ama takip etmemiz lazım. Havalandırmalar düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Musteralarında çift naylon var mı, yok mu? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ondan sonrasında bizi en çok zorlayan nedir? Bizim arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız, üreticilerimizdir. Üreticilerimizin seralarına bakış şekli, ondan sonra eski dalları, eski yaprakları ne yaptıkları, temizliğe önem verip vermedikleri, düzenli, itinalı, tertipli olup olmadıkları bize çok şeyi öğretir, çok şey için ipucu verir. Nasıldır? Yani genel anlamda tertipsiz olan işçilerimiz, üreticilerimiz bizim ilerleyen dönemde onlara yapacağımız önerileri de aynı şekilde ciddiye almazlar ve bizim başarısız olmamıza neden olurlar. Ondan sonrasında başka bir yöntem. Sulama sistemine bakacağız arkadaşlar. Sulama sistemleri düzgün mü, düzenli mi? Seramızın her tarafını ıslatabiliyor mu, özellikle musteraları için? Islatıp ıslatmadığına bakacağız. Yeterli mi, yetersiz mi, ona bakacağız. Bakmamız lazım daha doğrusu. Daha arkasında niye bakmamız lazım arkadaşlar? Toprak şekline, şeklinden öte toprağın geçirimli mi, geçirimsiz mi? Drenaj durumu nasıl? Yeterli mi drenajı? Bazı bölgelerde çok mu su toplanıyor, az mı su toplanıyor? Bazı yerler kuru mu? Bazı yerler çok mu yaş? Bunlara dikkat edeceğiz. Ne olur çok kuru olursa, çok yaş olursa? Arkadaşlar, bugün birçok mantarya hastalıklar bunun içerisinde. Botrytis'ten tutun sklerantinaya, alternaria kadar, fitoktaria kadar. Bu muzlarda çok problem olmayabilir ama var. Bakteriyel kanser de dahil olmak üzere. Bakteriyel hastalıkların büyük bir çoğunluğu. Bileksigotoka dahil olmak üzere. Genellikle toprağın su tutma kapasitesiyle, drenajıyla alakalıdır. Seramızın havalandırma sisteminin iyi çalışıp çalışmadığıyla alakalıdır arkadaşlar. Onun için seraya girdiğiniz zaman da öncelikle seramızın fiziki durumunu, mekanik durumunu çok iyi gözlememiz lazım. Niye ki? İşte bu da örneğin çalışmayan, açılıp kapanmayan havalandırmalar sonuçta sera için nemin kontrolünde bizim önümüzde en büyük engeldir. Bu engelleri de bertaraf etmek bizim elimizde. Bunlara dikkat etmezsek, üreticimiz de bunu es geçerse hem kırmızı örümcek problemini yaşarız, hem içeride nem kontrolünü yapamayacağımız için özellikle muzda istediğimiz başarıyı elde etme şansımız yok. Artı kırmızı örümcek dahil olmak üzere birçok hastalıklarımız kuru kurak havalarda, kuru kurak yerlerde olur seramızın. Bunlara da çok dikkat edeceğiz. Genelde yol kenarlarında tozun çok kalktığı bölgelerde seralarımızın kırmızı örümcek problemi çok fazla olur. Sebebi de ortam neminin azalmasıdır bu tozdan dolayı. Artı toprağımızın geçirgenliği problemliyse, ki bizim bu şu anki içinde bulunduğumuz toprağımız çok çok kaliteli bu yönden. Çok geçirgen olursa, suya su tutma kapasitesi düşük olursa nematottan baş edemeyiz arkadaşlar. Birçok arkadaşımız, meslektaşımız
duayenler dahil olmak üzere bunun yanlış bilgilendirme yapıyorlar. Nematod hem çok kuru kurak topraklarda hem de suyu çekmeyen, suyu çok tutan topraklarda olur. Fusarium da böyledir. Verticillium da böyledir arkadaşlar. Bakteriyel kanser de böyledir. Suyu çok tutan yerlerde problem olur. Fusarium, ki üzülerek söylüyorum, önümüzdeki dönemlerde o Manavgat bölgesinde bu problemlerle çok fazla karşılaşacağız. Hem sigara ucu çürüklüğü dediğimiz problemleri çok fazla yaşayacağız o bölgede. Hem de fusariumdan, yani toprağın uzun süre su altında kalmasından dolayı köklerin, ki Manavgat bölgesinde bu bolca oluyor, köklerin boğulmasından dolayı iletim demetlerinin devre dışı kalması, parmaklarımızın içerisinde arkadaşlar, yetişmiş parmaklarımızın içerisinde açtığımız zaman içinde siyah bir şerit gözükür. Bu fusariumdur bunun sebebi. Köklerin havasız kalmasıdır. Ona dikkat edeceğiz. İşte girdiğimiz zaman bu bazı bölgelerde, ki bu serada da var, bazı bölgelerinde suyun biriktiğini görüyoruz. Bunlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Sebebi neymiş, neden böyleymiş, gerekirse sulama sistemlerine müdahale ederek bunları çözmezsek bu problem döner dolaşır gelir, teknik olarak, danışman olarak, ziraat mühendisleri olarak bizi bulur. Ondan sonrasında kullanılan gübreler çok önemli. Gübrelerin kalitesi önemli. Kara gübreye kadar. Uygulayacak olan üreticiler önemli arkadaşlar. Bu üreticilerimizin bizi dinlemesi çok önemli. Dinlemiyorlarsa dinleteceğiz arkadaş. Daha da dinlemiyorlarsa bırakacağız kendi hallerine. Çünkü kabak her halükarda bizim başımızda patlar. Daha nelere bakacağız arkadaşlar? Sera kurulurken daha keşke bize danışılarak kurulsa da kuruluş yönüne de karar verebilsek. Çünkü hakim rüzgarlar bizi çok zorlayan iklim değişiklikleridir. Çünkü hakim rüzgarlar sera içerisinde nem tutmasının en büyük dezavantajlarından birisidir. Havalandırma sistemlerimizi ona göre kurmamız lazım. Seramızın mümkünse kurulumunda buna dikkat etmemiz lazım. Yöremizin hakim rüzgarlarına göre havalandırma sistemlerimizi oluşturmamız gerekiyor. İşte bunun sebebi de nedir? Ya iyice havalandıramayız, hakim rüzgarlara dikkat almazsak içerisinin nemi çok fazla olur. Ya da çok fazla havalandırmaya sebep olduğumuz için de içeride nem tutumu çok zorlaşır. Bunlar sebeplerden bazıları arkadaşlar. Buna çok şey ekleyebiliriz. Ondan sonrasında hızlı hızlı geçiyorum. Kullandığımız suyun kalitesi önemli arkadaşlar. Her su muz için, her su portakal, mandalin, avokado, mango ve sebze için hepsi aynı kalitede olmayabilir. Bunlar çok önemli. Toprağımızın ECC'si önemli. pH'sı önemli. ECC çok dikkate alınmıyor. Birçok yerde toprak tuzluluğu olarak geçiyor ama muz için demiyorum. Muz çünkü bayağı bir geniş aralıkta yetişebilen bir bitki. 5 ile 8 aralığında yetişebiliyor ama sebzeler için bu geçerli değil. Örnek dersek Konaklı'dan Fethiye'ye kadar EC değerleri yüksek olduğu için oralarda çok iyi domates oluyor. Domatesin rengi ondan dolayı iyi oluyor. Ama Gazipaşa'dan Alanya, Gazipaşa, Anamur bölgelerinde EC tam tersine düşük. Yani tuzluluk dediğimiz dolayı düşük. Onun için meyve kalitesi çok domates olarak iyi olmayabilir ama salatalık için de, diğer bitkilerimiz için de çok uygundur. Onun için hem EC diyoruz. EC'de çalışmayan birçok ürün var arkadaşlar. Piyasada çok iyi bilinen, herkesin mükemmel diye gördüğü birçok ürün EC
sertliğinden dolayı, EC yüksekliği ya da düşüklüğünden dolayı hiçbir iş yapmadığını da görebiliyoruz. Bunlar da çok önemli. Benim saydıklarım sadece bir detay. Ben size 14-15 tane ayrı ayrı sayabilirim. Artı arkadaşlar, girdiğiniz zaman hem toprak kalitesi olarak hem hastalık yönünden kontrol, insektisit, böcek yönünden kontrol, su yönünden kontrol, işi yönünden kontrol, seranın mekanik yönünden kontrol, seranın oturum şekli yönünden kontrol, seranın dışındaki kültürel önlemleri yönünden kontrol. Yani böyle bir yığın alternatif bakış açısı oluşturmamız lazım arkadaşlar. Bunun bir tanesini es geçtiğiniz zaman, sizin çok iyi donanımınız dahi olsa, bu sizin başarısız olmanıza neden olur. En önemlisi de seraya girdiğiniz zaman arkadaşlar, buna bakın. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar kök. Ondan sonra bitkinin gövdesine bakın. Bitkinin yapraklarına bakın. Onlar size birçok şeyi verir. Ama her şey yapıldığı, her şey düzgün yapıldığı halde bazen problem çıkabilir. 30 yıllık biz rahat mühendis olarak ben bile bu problemlerle karşılaşabiliyorum. Geçenlerde de aynı konuyu işledim. Arkadaşlar, fidan alımında yanlışlık yapıldığı zaman bizim tüm yaptığımız doğrular maalesef bir şeye yaramıyor. Bu bitkimizde öyle bir sıkıntımız yok olduğu için gösteriyor zannetmiyorum. Buralarda böyle içe doğru bu bitkinin resmen hançerleniyor bitkimiz. Bunlar çok önemli. Bunlar üreticilerimiz bazen es geçebiliyor ama siz es geçmeyin arkadaşlar. Girdiğiniz zaman bitkinin bu kök bölgesini çok ince ayrıntılarına kadar işleyin arkadaşlar. Elinizi sokun. Bundan size hiçbir zarar gelmez. İşte göründüğü gibi kısmen de olsa yanlış fidan alınmış bir bitkimiz. Kısmen, çok fazla değil ama bak, elim girip gidiyor. Zaten bitkimize yansımış görüldüğü gibi. Bunlar bizim tüm yaptıklarımızın içine ot tıkayan işlemler. Bunları da düzeltecek olan sizlersiniz. Bizleriz. İşimiz çok kolay değil. Bugün size çalıştık. Yeni meslektaşlarımıza. Unuttuğumuz birçok şey var. Bunları da hatırladıkça sizlerle paylaşacağız. Bu arada neredeyiz arkadaşlar? Bu arada bu işlemlerin hepsini dört dörtlük yapabilen, benimle beraber üretimin içinde olan İbrahim Hatipoğlu'la beraberiz. Herkese böyle kaliteli bir üretici nasip etsin. Sonuç ortada. Bir şey demiyorum burada. Herhangi bir şey göstermiyorum. Bu problemlerin %90'ı burada yok. Göründüğü gibi eski hasada gelmiş bir dalımız. Bundan bir ay öncesinde gelmiş başka bir dalımız. Bir ay önce doğmuş ve yeni doğan dallarımız. Aşağı yukarı bir 4-5 ay öncesinde 3-4 aylık bir sıkıntı geçirdik. Ama o da artık bitti. Şu an istediğimiz şekilde devam ediyor bahçemiz. Dilerim yeni meslektaşlarıma biraz olsun meslek olarak bir katkım olmuştur. Kalaycı tarım olarak farkımız, her zaman bildiklerimizi meslektaşlarımızla, üreticilerimizle paylaşmak. Paylaşmak bizim özümüz var arkadaş. Farklı olmak, farklılık yaratmak da buradan geliyor işte. Biz farklıyız. Farklı olmaya da devam edeceğiz.